Zeytin, zeytin ağacı. Neyi temsil eder? Barışı, huzuru, en önemlisi yaşamı temsil eder. Ve biz Balıkesir'den zeytinlerin yanına, yani Ayvalık'a geldik. Ayvalık deyince ilk önce aklımıza zeytin ve zeytinyağı geliyor. Buradaki zeytinyağının daha bir kıymeti var sanki Ayvalıklılar için. Şimdi burada bunlar yıkamaya giriyor. Yıkandıktan sonra da yaprakları ayrılıyor. Yaprakları ayrılıyor, yıkama ve içeriye giriyor. Eski taş baskı sistemi. Vay 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 vay. Bakmam lazım. Abi yıkanmış zeytinler şu anda değirmen taşında ahur haline getiriliyor ve dövülüyor. Yaklaşık 25 dakika sürecek bir süreçtir bu. Bir tat daha yapıyoruz. Hasırlı. Hamuru bu şekilde. Zeytin ezmesi abi. Aynen öyle. Aslında meyve suyu üreteceğiz şimdi. Şimdi bu hasırımızı alıyoruz. Yine boşumuz var. Kapatıyoruz. Şimdi bu krom diski mukavemet sağlaması için üzerine koyuyoruz. Biz bunu bu şekilde 10 sıra yapacağız seninle şimdi. Şimdi tarladan getirdiğimiz zeytinler yıkandı, sonra taş baskıya girdi. En kıymetli, en eski olan sisteme girdi. Oradan da onun hamurunu aldık, hasırlara koyduk. Hasırlar buraya geldi. Buradan sonra... Şimdi orada kızıl bir sıva görüyoruz. Bu alttan ve üstten 400 barlık basınçla beraber bahsettiğim gibi meyve suyu endesi yapılıyor. Buradaki kızıllaşmış sıvı pirina ve suyun birleşimidir. Birazdan Özkütle Parkı'ndan yararlanarak zeytinyağı üstte çıkacak alacağımız tanklarda. Posası dibe çökecek ve yağı üstten toplayacağız. Üstten yağ toplayacağız. Yağ topladıktan sonra dinleme tanklarımıza götüreceğiz. Alt bölümde posasıyla çekirdeği kalacak. Onu da separatöre göndereceğiz. Hem saf su kalacak, hem çekirdek ayrılacak, hem zeytinyağı ayrılmış olacak. Ve bu sayede üretim işlemi tamamlanmış olacak. Şimdi burada üstte kalan yağ hortum sayesinde dinlenme tanklarına atıyoruz. Koca koca dinlenme tankları var. Oradan da artık soframıza gelmek için şişelenip yola çıkıyor.